Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlere Basic oyununun nasıl oynandığını anlatacağım. Basic oyunu bizim İskambil oyunlarımızdan Hoşkin'e benzeyen eğlenceli bir oyundur. Oyunumuza başlamadan önce bir iki hazırlık yapmamız lazım arkadaşlar. Bunlardan biri 7'ye kadar olan, 7'den küçük olan tüm kartları oyundan çıkaracağız. Jokerler de dahil. Şöyle. Bu işlem bittikten sonra oyunumuza başlayacağız. Oyunumuz için şu an iki tane deste kullanacağım arkadaşlar. İki kişi üzerinden nasıl oynandığını anlattığım için. Oyuncu sayısı arttıkça, mesela 4 kişiyle oynayacaksanız 4 deste ile oynamanız gerekmekte. Ona göre daha önceden hazırlığınızı yapabilirsiniz siz de. Şöyle tüm kartları bir ayarlayayım. Çıkardıktan sonra 64 tane kartımız kalacak. Bu kartlarla oyuna başlayacağız. Bu oyunda arkadaşlar bilmeniz gereken ekstra bir iki özellik var. Hoşkin'deki gibi. Hoşkin'i bilenler çok zorlanmayacaktır ama bu arada Hoşkin bilmeyenler için de sağ üstte Hoşkin nasıl oynanır kartını ekliyorum. Oradan ona da bakabilirsiniz. Ya da videonun sonunda bitiş ekranına ekleyeceğim Hoşkin nasıl oynanırı. Ona da bakabilirsiniz. Kartlarımızı hazırladıktan sonra bir iki kuralı var. Bunda onlu arkadaşlar, onlu kartı astan sonra gelen karttır. Yani diğer oyunlardan farklı olarak. Şöyle destemizi karıştırıp oyuna başlayalım. Oyun esnasında daha net ne demek istediğimi anlayacaksınız zaten. Karıştırdıktan sonra kesiyoruz arkadaşlar. Ve her oyuncuya 3, 2, 3 diye 3, 2 ve 3 diye toplam 8 kart veriyoruz. Şu en üstteki kartı açıyoruz ve bu cins yani sinek bizim bu eldeki kozumuz. Şöyle elleri açayım. Daha net ne demek istediğimi anlayın. Elimizdeki sinek bizim kodumuz. Dağıtıcı ben olduğum için karşı taraf oyuna başlayacak. Atılan kartlara göre de oyun esnasında daha net anlayacaksınız. Bakın şöyle diziliyor arkadaşlar. Onu daha büyük olduğu için onluyu koydum. Elimiz genel itibariyle fena değil. Kozumuz az. Sinek bir tane gelmiş. Şöyle. Bu eli de dizelim. Şimdi arkadaşlar. Oyunumuzdan başladığımızda istediğimiz her karttan başlayabiliriz. Kartı attığımızda rakibimizin aynı cinsten atma zorunluluğu yok. Koz atma zorunluluğu da yok. Tamamıyla serbest. Ama bunu attığımda, maça 9'da attığımda bu kartı alabilmesi için ya koz atması lazım ya da maça 9'udan büyük bir kart atması lazım. Mesela sinek papazı atıp alabilir ama hani maça 9 önemli değil. Bunu mesela 7 rakibe vereceğim için 7'li atabilirim. Şöyle. Bu ele rakibim alır. Ve bir tur oynandıktan sonra arkadaşlar her iki oyuncu da birer kart çeker. Şöyle. Ben de. Anlamadığınız noktalar olacaktır. Oyun biraz karmaşık gelebilir. Basit değil. O noktaları yorum olarak yazın arkadaşlar. Elimden geldiğince cevaplandırıyorum. Mesela eli ben aldım ya. Sırada bu sefer ilk kartı gene ben atıyorum. Eli alan oyuncu ilk kartı atıp devam ettirir. Mesela ben maça onunla attım. Gene maçtan devam ediyorum. Rakibim isterse maç oynayabilir, isterse farklı bir şey. Ama almak için maça onludan büyük, maça as atması lazım. Ya da koz atması lazım. Mesela 8'li attım. Her iki oyuncu gene bir kart çekiyor. İlk ben çekiyorum. Şöyle. Şimdi güzel bir örnek yakaladım. Onu da göstereyim. Maça attım. Normalde maça papaz attım. İkinci oyuncu da maça papaz atarsa ilk atan kazanır. Yani eşitlik durumunda kartı ilk atan kazanır. Ama ben maça atmayacağım. Maça papazımı saklayacağım. İstediğim kartı verebilirim arkadaşlar. Elimde düşük bir kart varsa onu da verebilirim. Mesela burası aldı. Gene devam ediyoruz. İlk ben çekiyorum. Hani şu şekilde. İkinciyi burası çekiyor. Kız attım bu sefer mesela maça. Maça papaz atarak alıp eli artık ben yönlendirebilirim. Şu kartları da alayım. Büyük atan oyuncu alır. Mesela gene birer kart çekiyoruz. Şunu ben çekeyim. Şuraya. Örnek teşkil etsin diye şöyle bir kart daha göstereyim size. Karo papaz attım. Mesela papazdan büyük ne vardı arkadaşlar? Oyunun başında söylemiştik. Onlu papazdan büyüktür.
bu şekilde. Mesela böyle devam ediyor oyun. Oyun nasıl bitiyor? Nerede bitiyor? Kim kazanıyor? Puanlama nasıl? Puanlama kısmı biraz karışık arkadaşlar. Onun için size şöyle bir ekrandan göstereceğim büyük bir şekilde. Bunu not alabilirsiniz. Ha, şunlardan da bahsedeyim. Bir iki ufak daha noktası var. Onlardan da bahsedeyim. Mesela herkes çekti. El bitti. Şöyle aldık maldık. Şöyle şunları da bölüşelim şöyle. Elimizde kalan kartlar şunlar olsun. Ve şu kartların hepsi bitsin. Son elimizde kalan kartlar bunlar. Mesela bu rakibimin eli olsun. Bu benim elim olsun. El bittikten sonra arkadaşlar normal batak gibi oynuyoruz artık. Yani yerde kartlar bittiği anda oyun bir başka bir şekle dönüyor. Yerde hiçbir kart kalmayınca normal düz batak gibi oynuyoruz. Mesela rakibim karo attıysa benim karo atmam zorunlu. Karo dışında elimde karo varsa karo dışında bir şey oynayamam. Aynı şeyi ben attığımda rakibim de aynı şekilde atmak zorunda. Tek istisna mesela karo oynadık. Şu karosu olmasın. Karo oynadık. Rakibimin elinde karo yok. İsterse koz atar. Şöyle kozları var şu an sinek. İsterse koz atar alır. İsterse koz atmayarak mesela kupa maça onluyu ver, şey jileti versin. Maça jileti verip el almaya da bilir. Tek istisnası bu. Bu şekilde son tur oynanıyor. Son tur bittiğinde puanlamaya geçiliyor. Başka da göstereceğim size arkadaşlar pek bir şey yok. Bu oyunu 2, 3, 4 yani sayı artırabilirsiniz. 8 desteğe kadar da çıkabilirsiniz. Sayı arttıkça deste sayısını da artırmanız gerekmekte. Oyunun zor kısmından biri ise puanlama arkadaşlar. Puanlamadan da bahsedeyim. Şöyle şu elleri de alalım. Da alalım. Mesela bunlar benim aldığım kartlar olsun. Bunlar rakibim. Bayağı kart çıkıyor şimdi oyunun sonunda. İki kişi oynadıysanız eğer. Şimdi puanlamayı net bir şekilde ekrandan size göstereceğim. Hemen hızlıca. Puanlamada arkadaşlar basic var. Maça kızıyla karo varesi. Ondan başlayalım bir. Hemen büyütüyorum ki arkadaşlar daha net görün. Şimdi arkadaşlar şöyle ekranı tutuyorum size. Maça kızı ile karo valesi 40 puan. Bu ekranın resmini de çekebilirsiniz isterseniz. Resim çekmezseniz daha sıkıntı olabilir. Şöyle reklam yapmadan gösterelim. Hemen şuradan puanlama. Yani papazla kız aynı cins ise şöyle hemen hızlıca papaz kız. Şu ikisi aynı cins ise 20 puan. İki adet aynı cinsten yakalamışsanız yani bir daha maçanın kızıyla papazını yakalamış isek hemen şuradan bakalım. Bunlar da çünkü. Şu kızı alalım. Maça papazı bulalım hemen. Maça papazı bulamıyoruz. Aradığımızda zor çıkıyor. Aramasak hemen buluruz. Mesela bu ikisini birden yakalamışız. Normalde 20 puan bu. 20 puan bu olacağından 40 puan eder. Ama ikisini birden aynı cinsin ikisini birden yakalamışsak ekstra bir 20 daha oluyor. 60 puan ediyor arkadaşlar bu. Kozun aynı şekilde. Bu elde kozumuz sinekti arkadaşlar. Koz iki katı. Kozun papazıyla kızını almış isek 40 puan. Normalde 20 idi. 40 puan. Ve ikisini birden almış isek şöyle hemen göstereyim. Hemen diğerini de bulalım. Arkadaşlar dediğim gibi karmaşık gelebilir. Karmaşık geldiği kısımları soru olarak yazın. Mümkün olduğunca cevaplandırıyorum ben. Şurada hemen bulduk. Mesela bunun da papaz ve kızı elimizde. 40, 40, 80 diye bir ekstra 40 daha geliyor. 120 puan oluyor. Şöyle geri kalanlarını da göstereyim. Kozun ası, onlusu, kızı, valesi, papazı bir seri bir şekilde yakalamış isek bu 250 puan. Aynı cins, koz değil normal mesela maçanınkini yakaladık. Bu oyunda sinek kozumuzdu. Aynı cinsi yakaladıysak as, onlu, papaz, kız, velet bu sefer 100 puan. 4 tane as 100 puan. Hoşkine benziyor arkadaşlar puanlaması.
Şu şekilde hepsini göstereyim. Tek tek söylemeyeceğim. 4 as 100 puan. 4 papaz azalarak 20 azalarak gidiyor. 80 puan. 4 kız 60 puan. 4 vale 40 puan. Bu şekilde oyunda mesela arkadaşlar eğer puanlamayı kolaylaştırmak istiyorsanız hemen farklı cinsleri ayırın. Mesela şöyle göstereyim. Şöyle. Mesela şuraya maça sinek, maça sinek, maça sinek, karo sinek, kupa, maça, karo, maça. Bu şekilde arayıp dizip yukarıdan aşağı doğru şöyle yaparsanız puanlamanız daha kolay olur. Şöyle dizin, yoksa tek tek hesaplama ihtimaliniz yok. Puanlamanın tablosunun resmini çizip kontrol resmini yani oyuna başlamadan çizebilirsiniz. Kağıt kalemden tabloyu hazırlayın. Yeni başladığınızda aklınızda tutmanız mümkün değil. Tablo hazır bir şekilde bulunsun. Her oynadığınızda hangisinin kaç puanı olduğunu görürsünüz. Ona göre puanlandırırsınız. Arkadaşlar videoyu beğenerek bize ücretsiz destek olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de lütfen kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.